Geçtiğimiz haftanın haberleriyle karşınızdayım. Hoş geldiniz. Rings of Power dizisinden bir haber var. Onu paylaşayım hemen. Sauron'un böyle daha ruhani versiyonunu anahtar demiyorlar buna. Belki de anahtarın haklarını alamadılar ve kullanamıyorlar bilmiyorum ama anahtar demiyorlar ama daha böyle meleksi ve ruhani versiyonunu. Gavisin Shara diye isimli bir arkadaş canlandıracakmış. Kendisi Hintli ama İngiliz işte. Bu karakteri bu arkadaş canlandıracakmış. Ben şunu söylemek istiyorum. Diziyle alakalı zaten hiçbir beklentim yok bu saatten sonra ama bu kadar para harcanan, bu kadar para harcadıkları bir dizinin böylesine bir oyuncu kadrosuna sahip olması gerçekten çok büyük yazık. Çünkü rakibin en büyük rakiplerinden biri House of the Dragon ve House of the Dragon'da Matt Smith var, Paddy Constantine falan var. Yani adamlar çok iyi oyuncular kullanıyorlar. Ya yani Matt Smith zaten en ünlülerinden ve sosyal medyada da çok sevilen bir isim. Adamlar en önemli karakterlerden birisine getirdi. Matt Smith'i kullandı. Sen hiç bilinmeyen, hiç görmediğimiz, hayatımız bu çocuğun zaten işi falan da yok öyle. Yani ön planda birisi de değil. Bunun hemen karşısında şey geliyor. Abi House of the Dragon'da da milyar kokun da yok. İşte ne bileyim Emma Dursin'in falan da yok diye geliyorsunuz. Arkadaşlar onların var. House of the Dragon'daki bütün oyuncuların ön planda olan oyuncuların hepsi bu saydığım arkadaştan Gavis'in çeradan daha kıdemliler. Bu arkadaş iyi bir oyunculuk sergileyebilir. Ben dizide olsun olmasından bahsetmiyorum. Dizide olsun. Koysunlar dizide bir role koyun abi. Asker olur, bir şey olur. Ne koyacaksınız koyun ama. Şimdi Sauron rolü dediğiniz zaman Sauron'a iyi bir oyuncuya gerçekten paranız mı yetmedi ya? Ya birini getirip koyabilirdin. Herkes olabilirdi yani. İsmi olan, tanınan, hem iyi bir oyuncu hem de dizinin oyunculuk olarak da üst seviyeyi çıkartacak hem de tanınırlığını arttıracak diyeceksiniz ki şimdi tanınırlık falan filan arkadaşlar diziyi başlayıp bitiren sayısı 10 kişi başlamış ikisi bitirmiş ortalama bu yani. Tabii ki Yüzüklerin Efendisi'ni herkes biliyor ama her dizinin tanınırlığa ve reklama ihtiyacı var. Şimdi gidip de bu arkadaşı koyuyorsunuz. Yani ben bu çocuk iyi bir oyunculuk da sergileyebilir. Yani çok bu umurumda olan bir şey değil benim. Ben kafamdaki Sauron rolüne iyi bir oyuncu hem tanınır hem de iyi bir oyuncu görmek isterdim. Adamlar 1 milyar dolar harcadık işte dizini 1 milyar doları da işte 5 sezona falan yayıyorlar çünkü şeyden dolayı bu dekor falan da hepsi işin içinde. Ama biz işte dizi tarihinin en fazla para harcanan yapımını yapıyoruz. E ya yapıyorsunuz da ne oluyor aga? Ya tamam görselliğiniz falan eyvallah da. Şimdi bir tane elle tutulur bir tane oyuncu yok ya. Yani Kieran Hintz geldi. Onu da çok severim kendisi. Hem Game of Thrones'ta hem de Yul Sezar olarak görmüştük Rom dizisinde. Kendisini çok severim. Keşke o olsaydı. Ama bu Gayet saçma sapan bir karar oldu yine. Yani neden bu çocuk oynuyor? Hiç işi doğru düzgün işi olmayan birisi oynuyor. Şimdi bakıyorum internette şeyi paylaşıyorlar. Bir tane bir tane dizide oynuyormuş. 3-4 bölüm oynamış. Orada o sahnesini falan paylaşıyorlar. Paylaşın abi. Yani ne diyeyim? Gerçekten bu kadar vasat altına bu kadar alıştırılmış olmasanız keşke yani. Hep iyisini isteseniz. Ben dizi için de kötü bir şey demiyorum bu arada. Ben dizi için istiyorum ki iyi bir oyuncu olsun. Üst seviyeye çıkarsın diziyi. Ama siz böyle vasat veya vasat altı hem işleri ve kararları destekliyorsanız kolay gelsin yani hayatınızda bu şekilde devam eder umarım. Yapacak bir şey yok çünkü. Ben dizinin daha iyiye gitmesini isteyen tarafım ama dizinin iyiye gitmeyeceğini biliyorum. Ya yani burada da Sauron'a bir oyun iyi bir oyuncu koysaydınız keşke. Neyse. Netflix One Piece animesini duyurdu. Hem de Wit Studio ile birlikte yapacakmış. Çok güzel haber. Ben 2024'ün başlarında bir One Piece'e başlamayı düşünüyordum. Neler olur, neler biter. Biraz kafamda vardı bu biraz da eskidi zaten One Piece biliyorum yani 30 yıllık bir anime neredeyse o sebepten bu çok güzel bir haber yani hem Netflix One Piece'in haklarını aldı hem dizi devam edecek hem, hem animeyi yayınlayacaklar falan inanılmaz bir şey bu baya baya Netflix çok doğru hamleler yapıyor kötü de yapsa kötü yaptı hamlelerde var ama burada da iyi hamlelerden birisi. Netflix Uncle Fester odaklanacak bir Wednesday spin-off dizisi üzerinde çalışıyormuş. Bu Wednesday'i de çok tuttu. Yürür gider. Buradan da çok izlenirler zaten. Şaşırmıyorum. Netflix Chris Hemsworth'un başrolünde yer aldığı Extraction serisiyle aynı evrende geçecek bir spin-off dizisi üzerinde çalışıyor. Bu filmi de, bu iki filmi de çok sevdiler bu arada. Chris Hemsworth da bence iyi oynuyor. Yani Hemsworth'un bir problemi olduğunu düşünmüyorum. Bence gayet de iyi bir performans sergiliyor. Bu evrene de bir spin-off gelmesi açıkçası beni çok şaşırtmadı. Daniel Brü Baron Zimo rolünü yinelemeyi açık olduğunu dile getirmiş. Thunderbolts da olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz ama insanlar olmasını umut ediyor. Echo geliyor bu arada 2024'ün başında. Söylentiye göre Daredevil Echo'nun ilk bölümünde yer alacakmış. Echo'dan pek bir ümidim yok. Tekrar söyleyeyim. Fragmanlar biraz kandırıyor olabilir ama Yine bir izleyelim yine bir görelim neler olduğunu. Belki gerçekten sevdiğimiz bir iş çıkar. Umarım iyi olur ki biraz toparlarlar ama bakacağız. Paramount Artı'nın başrolünde Haluk Bilginer'in yer aldığı dizisi Türk İş Dedektif ülkemizde ilk iki bölümüyle TV Artı'da yayınlanmaya başlandı. Dizide İngilizce konuşulan bölümler için Türkçe dublaj seçeneği bulunuyor. Haluk Bilginer ise kendisini seslendiriyor. Arkadaşlar İstanbul'da geçen Türk oyuncuların oynadığı bir yapım niye dublaj gerçekten anlayamadım. Yani niye İngilizce konuşuyorlar ve niye kendilerinin dublajını yapıyorlar gerçekten anlamadım. Yani İngiltere'de geçse, Amerika'da geçse, Avrupa'da bir yerde geçse anlarım. Hikaye İstanbul'da geçiyor. Sarı filtreyi basmışlar yine neyse hadi geçiyorum onu da. Niye Türkçe konuşmuyorlar? Neden İngilizce konuşuyorlar? Gerçekten bilmiyorum. Bazen böyle arada Türkçe cümleler kuruyorlar ama İngilizce devam ediyorlar falan. Çok garip. Dizi izleyeceğimi düşünmüyorum ama 27 kitaplık bir serinin uyarlaması bu. Onu söyleyeyim İngiltere'de çok satmış Çetin Ikmen denen bir karakterin Haluk Bilginer'in canlandırdığı bir karakterin uyarlaması bu. Yani o kitapta yer alan karakterin dizisi. Çok izleyeceğimi düşünmüyorum onu söyleyeyim. A24 Death Stranding'i live action olarak filme uyarlayacakmış. Death Stranding yani aslında çok yavaş bir iş gerçekten biraz oynamıştım ben. Baya baya, baya kargo simülatörü gibi. Hikayesi gayet ilginç. Ama film olmasına gerek var mı bilmiyorum. Yani Hideo Kojima evet dediyse gelecek dediyse güzel. Bir de A24 stüdyolarından geliyor olması o da ilginç bir iş tabii ki. O oradan geliyor olması heyecanlandırıyor. Eğer başka bir yer olsaydı bir tık soru işareti olurdu <laughs> yine ama A24 doğru karar olabilir. Death Stranding için iyi bir iş izleyebiliriz. Merak ediyorum. Başrollerinde Robert Downey Jr., Hao Huante ve Sandra Oh'un paylaştığı The Symp Sympathizer Ülkemizde Blue TV üzerinden izleyiciyle buluşacakmış. Dizide RDG 4 farklı karaktere hayat verecekmiş. Umarım Robert Downey Jr. iyi oyunculuk yaptığı güzel projelerde yer almaya devam eder. Ve Marvel'la bir daha hiçbir şekilde bulaşmaz ve buluşmaz. Çünkü kendini buldu. Oppenheimer'la muhtemelen en iyi yardımcı Oscar'ı da alacak. İyi bir şekilde çıkışa geçti. Böyle oyunculuk sergilediği işler onu izleme hoşuma gidiyor gerçekten. Çok keyifli oluyor Robert Downey Jr.'ı izlemek ve o Tony Stark rolünden de çıktığını görüyorsunuz ya o rol üstüne yapışmıştı ve ondan çıkıyor. Gayet iyi umarım bir daha Marvel'la buluşmaz. Anne Hathaway iptal edilmeden önce Sam Raimi'nin Spider-Man 4 filminde Black Cat'ı canlandırmasının planlandığını dile getirmiş. Eğer çekilseydi The Dark Knight Rises için düşünülür müydüm bilmiyorum. Belki Christopher Nolan başka bir evrenle meşgul derdi ve beni istemezdi gibi bir cümle kurmuş. Yani ben Anne Hathaway'in Catwoman'ını çok sevdiğimi söyleyemem. Bence kötü bir Catwoman'dı. Yani Hetubay çok güzel bir kadın. Oyunculuğunu da çok beğenirim ama bence Catwoman için doğru bir isim değildi. Ve filmde bence sırıtıyordu ki en zayıf filmlerden birisidir Rises. Orada sadece beyin taşıyor diyebilirim. Onun haricinde senaryo olarak da Catwoman olarak da zayıf kaldığını düşünüyorum. Ama bunu genel olarak kabul edilen bir şey zaten. Üçlemenin en zayıfı. Kung Fu Panda 4'ten ilk fragman yayınlandı. 8 Mart'ta film geliyor. Hayranları vardır biliyorum. Kung Fu Panda'dan ne bekliyorsunuz? Yorumlarda yazın. Ben de izleyeceğim. Güzel olacağına inanıyorum. Zachary Levi, Shanga'nın The Suicide Squad'ın ardından yeni bir rolle DCU'ya dahil olması üzerine abin DC'nin başında olunca istediğin rolü oynayabiliyorsun herhalde demiş ve böyle bir laf sokmuş Zachary Levi. Shanga için yani Max Lord olarak katıldı DC'ye. Yani Shangan olarak kend Şangan yani kendisi Max Lord olarak katılmış. E James Gunn abisi. E kötü bir oyuncu da olduğunu düşünmüyorum Şangan'ın ve James Gunn da kendi ...çalışabildiği isimlerle çalışmayı tercih ediyor. Kardeşi de bunlardan birisi. Yani burada ne demeye çalışıyor? Torpil döndü mü demeye çalışıyor ben anlamadım ama... ...Şangan'ın yani kötü bir performans vereceğini düşünmüyorum. Onu seçmediği için ya da bütün Justice League'i... ...onu da kovduğu için eski evrende kaldığından dolayı... ...bitti, kurulmuş olabilir James Gunn ama... ...daha hiçbir şey belli değil ve Şangan da... ...Guardians of the Galaxy'de iyi performans gösteriyordu. Burada da kötü performans göstereceğini düşünmüyorum açıkçası. Öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. İyi anlaşıyorlar bence abi kardeş. Yani Şangan kötü bir tercihimi bence değil. Ama herhalde torpil muhabbeti var diyor. Görürüz abi bakarız izleyelim önce bir. İzleyelim neler olacağını göreceğiz. Yani abin DC'nin başında olunca istediğin rol oynayabiliyorsun diye laf sokmak çok garip geldi bana. Evet abi adamın abisi DC'nin başında. Ve eğer ki kötü giderse de abisi kovulacak. Yani böyle düşün. Yani şanganı aldı diye kovulmaz ama İşler kötü gidiyor diye kovulur. Merak etme. Yani öyle söyleyeyim. Mark Wahlberg Uncharted 2 senaryosunun yazıldığını dile getirmiş. Ah keşke yazılmasaydı. Çok kötü bir filmdi maalesef. Greve nedeniyle duran Live Action Silk Spider Society dizisinin senaryosu yazımına, senaryosunun yazımına Ocak ayında tekrardan başlanacakmış. Var mı bekleyen bilmiyorum ama Öyle çok heyecanlandığım bir yapım kesinlikle değil Silk dizisi. Disney'in The Mandalorian'ın 4. sezon yerine sinema filmi çekeceği söylentileri yoğunluklu olarak söylenti olarak konuşulmaya başlandı. Twitter'da da görüyorum böyle şeyler Reddit'ten falan paylaşımlar görüyorum. Olabilir mi? Olabilir. Nasıl olacak bilmiyorum açıkçası. Zaten Dave Filoni'nin bu Mandalorları komple bağladığı bir film gelecek ya. yine onu bunu bağladığı bir film gelecek. Acaba bunu o şekil mi bağlayacaklar? Yoksa bu ayrı bir film mi olacak? Yani dizi filme mi döndürülecek? Onu bilemiyoruz ama zaten Dave Filoni'nin kafasında bir film var. Kesinlikle bir film var. Bu Mandalor mevzularının bağlandığı bir film yapmak istiyor. Bu sezonu da film yaparsa iki tane film olmuş olacak. Göreceğiz. Göreceğiz neler olduğunu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hızlıca sizlere aktarmaya çalıştım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalı beğenirseniz, videoyu beğenirseniz, abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda ve incelemede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.